Kolay gelsin canım. Sağ olun. Babam kahvaltıya kalmadan gitti. Ona göre servis açarsın. Tamam Ümmü Hanım. Aa, elektrikçi çocuk işe mi başladı? Hı hı. Başladı. Nasıl gidiyor? Ne bileyim. Nasıl gidiyor? Bana mı soruyorsun? Elektrikçi olan sensin. Nedir bizim kabloların durumu? Sence yaşayacaklar mı? Ne? Kablolar diyorum, sağlam mı? Ha. Yok ya. Hepsi değişecek bunların. Sence ne kadar sürer değişmeleri? Yani öyle hemen bitmez. Bir sene daha buralardayım. Ama hepsi çok sağlam olacak. E süper o zaman. Süper mi? Buralarda olmam mı? Sağlam olmaları güzel, kabloları. Ha. Anladım. Evet. Neyse, o zaman sana kolay gelsin. Sen ne iş? Ne iş derken? Yapıyorsun. Yani yapıyor musun? Ama yapmıyorsan da anlarım tabii. Zenginsin. Okuyor musun peki? Yani okudun mu hiç? Liseyi bitirdim. Sonra okumadım. Be. Yok. Ama şimdi... Ama çok okuyunca da insanın beyni yanıyor yani. Ben ondan şey ettim, söyledim. Ama okumak çok iyi bir şey bence ya. Çok güzel. Üniversiteye gitmek istedim aslında ama amcam istemedi. Nizam Bey amcam. Nizam Bey amca çok tatlı bir adam. Neden böyle bir şey yapsın ki? Neden göndermesin ki seni okula? Lara kaçırılınca beni kızının yerine koydu. Köşkten her çıktığında çarpıntı tutuyordu. Kıyamadım ona. Liseyi bile açıktan bitirdim. Başına bir şey gelir diye seni evde tuttu. Öyle. Anlayacağın. Lara kaçırıldı. Ben bu altın kafese kapatıldım. Hüma. Git pişirin, ablana bak bakalım bir şeye ihtiyacı var mı? Tamam, tamam anneciğim. Bak can. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir böyle evlerde yaşayanlar... Bir de o evlerde yaşayanlar için çalışanlar. Ulaşamayacağın kapılarda öyle it gibi dolanma. Yap işine git. Anladı? Kardeşine mukayyet ol canım. Oğlum sen delirdin mi? Yeğene yeğene. Böyle anasından lafı yersin oturursun işte. O kız Eyüboğlu'nun yeğeniyse benim kardeşim de Eyüboğlu'nun kızı. Gülayşe'yi biz büyüttük biz. Ve bu insanlar
Bu sarayda Gülayşe'nin hakkı olan mal mülkle bize padişah oldular. Ama elbet ben Gülayşe'yi bu saraya sokacağım. O zaman beni kapılarda karşılayınca o naz kokuşunun yüzünü çok merak ediyorum.